Herkese merhabalar. Yine yeniden bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün çözeltilerde derişimden bahsedeceğiz. Daha önceden nelerden bahsetmiştik? Karışımlar ünitesine başlangıç yapmıştık. Karışımların sınıflandırılması ve çözünme olayının üzerine konuşmuştuk. Şimdi geldik çözeltilerden ve çözeltileri belirleyen derişimlerden bahsetmeye. Nelerden bahsedeceğiz peki çözeltilerde derişim deyince arkadaşlar. Derişik ve çöz... seyreltik çözeltilerden bahsederek başlayacağız. Bu kavramları şöyle bir tanımlayacağız. Ardından derişim birimlerine geçeceğiz. Burada bahsedeceğimiz derişim birimleri kütleci yüzde derişim, hacimci yüzde derişim ve PPM olacak. Sonrasında da günlük hayatta karşımıza çıkan bazı derişim birimlerinden, derişim ifade eden e, büyüklüklerden bahsedeceğiz. Bak burası 10. sınıf konusu. 11. sınıfta... Sayısalla devam edecek arkadaşlar için farklı bir derişim birimleri de yine karşımıza çıkmaya devam edecek yani tekrarı da gelecek. Peki bu dersi tamamladığımız zaman biz neler elde etmiş olacağız? Arkadaşlar bir çözeltiyi oluşturan bileşenlere ait farklı birleşme oranlarını ve bunları nasıl ifade ettiğimizi öğreneceğiz. Ki zaten aslında bu birleşme oranı dediğimiz şey bize derişimi verecek. Ve günlük hayatımızda nerelerde bu oranlarla karşılaşıyoruz? İşte onlar üzerine konuşacağız ve burada örnekler de vereceğiz tabii ki. Ardından da konuyu tamamladığımız için tabii ki ödevlendirme kısmımız gelecek. İlk ödev kaynağımız hepinizin elinde var zaten. Baya da bir yol kat ettiğimiz 0 sıfırdan ona kimya kitabı olacak arkadaşlar. 94-104 sayfa arası bizim buradaki ödevimiz olacak. Peki ne var kitabımızda? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Her sayfada sol taraf bize aslında konu anlatımı yapacak ve burada anlatılan konuyla ilgili bir sayfa dolusu soru bizi bekliyor olacak. Her sayfada yeni bir konuyu tekrar etmiş, öğrenmiş ve sorularını çözmüş olacağız. Ve bölümü tamamladığımız zaman da tarama testleriyle biz bu işi iyice bir oturtmuş olacağız arkadaşlar. Sıfırdan onayı tamamladıktan sonra tabii ki işimiz bitmiyor. Ne yapıyoruz? Dinamo Kimya kitabını tekrardan elimize alıyoruz. Burada da arkadaşlar 8-13 test ara arası bizim ödevimiz olacak. Peki bu kaynağımızda neler var? Her sayfada bize bir çözümlü örnek verilmiş olacak ve altında bizim çözümümüzü bekleyen dört tane örnek olacak arkadaşlar. Bu sayede yine aynı şekilde her sayfa aslında bir konu ve bir soru tipini iyice bir kavramış anlamış olmamızı sağlayacak. Her iki kaynağımızda da arkadaşlar kare kodlar sayesinde video çözümlerine ulaşabiliriz ve eksik kalan anlamadığımız her şeyi tamamlama şansına sahip olabiliriz. O zaman haydi dalalım bakalım. Şimdi çözeltilerde derişim arkadaşlar önce bir tanımlayarak başlayalım. Derişim dediğimiz şey nedir? Bir miktar çözeltide yer alan çözünenin madde miktarına derişim adını vereceğiz. Şimdi bir sürü derişim türü var dedik. Farklı farklı çeşitlerden bahsedeceğiz. Aslında temelde hepsinin amacı çözünen maddenin oradaki oranını bize söylemek olacak. İşte kütlece yüzde derişim diyorsak mesela 100 gramlık çözeltideki çözünen maddenin miktarını aslında ifade etmiş olacak. Dolayısıyla bir oran söylemiş olacak. Peki bir çözelti hani derişimini bildiğimiz istediğimiz oranda bir çözeltiyi biz nasıl hazırlarız arkadaşlar bu kısma gelecek olursak bak diyelim ki bir tane tuz var elimizde ve bu tuzla belli bir derişime sahip olan çözelti hazırlamak istiyoruz yapacağımız şey şu olacak çözülecek katın maddeyi hassas olarak tartacağız yani tam kaç gram olması gerekiyorsa hesapladıktan sonra bu kütleyi alacağız ardından da baloncuge dediğimiz aletin içerisine e, gerecin içerisine biz bu maddeyi aktaracağız. Sonrasında bunun içerisine hani sulu çözelti hazırlayacaksak su başka bir çözücü kullanacaksak da o çözücüyü ekleyeceğiz ve iyice çözünene kadar karıştıracağız arkadaşlar. Sallayacağız, çalkalayacağız. Ardından da katı maddenin tamamen çözündüğünden eminsek artık bizim istediğimiz yere gelene kadar biz su ile doldurmaya devam edeceğiz. Diyelim ki balon el hazırladık. Burada e, belli bir çizgi noktası olacak. O çizgiye kadar suyu doldurduğumuz zaman ya da çözücüyü eklediğimiz zaman tam olarak derişimini istediğimiz yere getirdiğimiz bir çözeltiyi hazırlamış olacağız ve artık kullanıma hazır hale geldiği için baloncukunun kapağını kapatıp kenara koyabileceğiz ve ihtiyaç duyduğumuz anda biz bu çözeltiyi kullanmaya başlayacağız. Şimdi seyreltik ve derişik kavramları üzerine konuşmamız gerekiyor dedik. Şimdi arkadaşlar bu aslında oranın azlığını veya çokluğunu bize ifade eden iki kavram var karşımızda. Seyreltik demek derişimi düşük yani aslında az oranda düşük oranda hazırlanmış bir çözelti demek. Eğer e, derişik diyorsa bu da yüksek oranda çözünene sahip olan bir çözelti demek. Burada arkadaşlar herhangi bir çözeltiyi tek başına dikkate alıp bu seyreltik midir, derişik midir diyemeyiz. Çünkü bak oranın azlığı veya çokluğundan bahsediyorsak bir kıyas gerekiyor burada değil mi? O yüzden iki tane çözeltiyi karşımıza aldığımız zaman derişimi yüksek olan derişik, düşük olan da seyreltik çözelti olarak adlandırılacak. Mesela hemen örneklerimizi baş, belirleyelim. X, Y, Z şeklinde bize üç tane çözelti vermiş. Diyor ki 200 gram su var, 100 gram tuz var. 200 gram su var, 80 gram tuz var. Bak Z'yi bir sallayalım kenara. Şu ikisini kıyaslayacak olursak eşit kütlede su yani çözücünün içerisinde farklı kütlede çözünen içeriyor. Şimdi bunlardan hangisinin çözünen oranı daha fazladır? E tabii ki 100 gram 80 gramdan daha büyük olduğuna göre demek ki X ve Y'yi kendi arasında kıyaslarsak bu derişik yani derişimi daha yüksek. Y ise seyreltik yani daha derişimi daha düşük bir çözeltiyi bize verecek. Buna gelecek olursak bak orandan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında eşit kütledeki çözücünün içerisinde ne kadar madde olur bunu baz almamız gerekiyor. O yüzden seyreltik derişik çözeltik kıyaslaması böyle bir soruyla karşılaşırsak yapacağımız şu olmalı. Eğer çözücü kütleleri birbirine eşit olsaydı ne olurdu ya bakmamız gerekiyor. Bunların her ikisi 200 gram burada 100 gram su var diyor. Şuna gideceğiz. Diyeceğiz ki eğer bu da 200 gram olsaydı su Şimdi oran sabit olması gerektiğine göre 45 gram tuz yerine 90 gram tuz kullanmamız gerekecekti. Yani hepsinin çözücü eşit kütledeyken 100 gram tuz, 80 gram tuz, 90 gram tuz şeklinde olacaktı. Demek ki neymiş? Bunlar arasındaki en derişik olan x'miş. Derişime en yüksek olan x. Sonrasında z gelecekmiş ve en seyreltik olan da y'miş. Ya da şöyle bir kıyasa gidebiliriz. X, Z'ye göre daha derişik. Z, X'e göre daha seyreltik. Ya da Z, Y'ye göre daha derişik ama Y, Z'ye göre daha seyreltik bir çözelti oluşturmuştur diyeceğiz. Bir diğer derişim birimi gerçek bir manada derişim birimine girecek olursak kütlece yüzde derişimden bahsederek başlayacağız arkadaşlar. Şimdi tanım cümlesini kuracak olursak çözeltinin 100 gramında çözünen maddenin yine gram cinsinden kütlesine biz kütlece yüzde derişim diyeceğiz. Şöyle de açıklayabiliriz. 100 kilogram olsaydı bu defa da işte kilogram cinsinden kütlesi bize ee, ...onun kütlece yüzde derişimini verecekti. Yani aslında işin özeti nedir? <laughs> bir çözeltinin kütlesinin yüzde kaçı çözünen madde ise o kütlece yüzde derişimdir. E geri kalan kısmını da zaten çözücü madde oluşturacaktır. O zaman burada hesap olarak istersek şöyle bir formül kullanırız. İstersek de basit oran orantılar üzerinden de aslında süreci yürütürüz. Ne yapacağız peki formül olarak? Diyeceğiz ki herhangi bir çözeltinin kütlece yüzde derişimini bulmak istiyorsak... Çözünen maddenin kütlesini çözeltinin toplam kütlesine bak şuraya dikkat edeceğiz. Toplam kütlesini bölüp bu sayıyı yüzde çarparsak onun kütlece yüzde derişimini buluruz. Hemen mesela örneklerden bakalım. 60 gram tuz ve 200 gram sudan oluşan çözelti. Bak formülde yerine yazacak olursak biz kütlece yüzde derişimi bulmak istiyoruz. 60 gram çözünen madde var bunu pay kısmına yazacağız. Paydaya ne yazacağız çözeltinin toplam kütlesini dolayısıyla 200 gram 240 gram su oluşturuyorsa... Toplam kütle 300 olacak. Bu sayıyı 100 ile çarptığımız zaman bize kütlece yüzde kaç derişime sahip olduğunu söyleyecek. Yani hemen şu sıfırlardan kurtuluruz. 60 bölü o 3'ten kütlece yüzde 20'lik bir derişime sahip olduğunu hesaplarız. Veya dedik ki basit oran orantı hesabı yapabiliriz. Şimdi nasıl bir oran orantı kuracağız? Diyeceğiz ki toplamda 300 gram çözeltinin içerisinde eğer 60 gram tuz varsa... 100 gram olsaydı kaç olacaktı? Çünkü tanım bize ne diyor? 100 gramlık çözeltide iki çözünen madde kütlesidir. Yine buradan da kütlece yüzde 21 derişime sahip olduğunu hesaplayabiliriz. Veya soru şöyle gelebilir. Bize 40 gram tuz içeren 200 gramlık çözelti der. Yani burada suyun kütlesini vermişti bizi. Biz toplam kütleyi toplayarak hesapladık. Bu defa bak toplam kütleyi doğrudan veriyor zaten. O zaman ne diyeceğiz? 40 gramlık bir çözünen madde var. Yani pay kısmına 40 yazacağız. Paydaya toplam kütleyi yazacaktık zaten 200 olduğunu söylemiş. Bunu 100 ile çarptığımız zaman bulacağımız değer bize zaten kütlece yüzde derişimini verecek. Yani şunlardan gene kurtuluruz 40 bölü 2'den kütlece yüzde 20'lik bir çözelti olduğunu hesaplarız. Veya oran orantıyı kullanalım gene. Ne diyor bize? 200 gramlık çözeltinin 40 gramı tuzsa 100 gramın kaçı tuzdur deriz ve gene yüzde 20 olduğunu buradan hesaplamış oluruz. Peki başka nasıl gelebilir bu soru tipleri karşımıza? Mesela der ki 100 gram su içeren 300 gram kütleli tuzlu su çözeltisinin içerdiği tuzun kütleci yüzde derişimini bulunuz. Arkadaşlar yapacağımız neydi? Çözünen maddenin kütlesini bulup yukarıya yazmak değil mi? Soru bize suyun kütlesini vermiş ve toplam kütleyi vermiş. Demek ki bu ikisi arasındaki fark bize çözünen maddenin kütlesini verecek. Yani 120 gramlık çözünen bir madde olduğunu anlayacağız. Paydaya neyi yazıyorduk? Toplam kütleyi yani 300'ü yazıyorduk ve bunu 100 ile çarptığımız zaman kütlece yüzde derişimi bize veriyordu. Dolayısıyla gene sıfırlardan kurtulalım. 120 bölü 3'ten kütlece yüzde 40'lık olduğunu hesaplayabilirim. Veya oran orantıda nasıl kurarız? Deriz ki 300 gramlık bir çözeltinin 120 gramı tuzsa yüzde kaçı tuzdur yine aynı hesaba gelir ve yüzde 40 olduğunu buradan da kolaylıkla hesaplarız. Soru başka nasıl gelebilir? Yüzdesini verip bize tuzun kütlesini veya çözelti kütlesini de sorabilir arkadaşlar. Ne diyor? Kütlece %30'luk 250 gram tuzlu su çözeltisi kaç gram tuz içerir? Bak hangi bilgileri vermiş bize? Kütlece yüzdeyi vermiş. Bunu biz eşitleyeceğiz. Bizden istediği şey çözünen maddenin kütlesi. O zaman pay kısmına x diyeceğiz. Paydaya da toplam kütleyi yazıyorduk. Yani burası 250 olacaktı ve formülümüzden gelen bir 100 çarpanı vardı zaten burada. Şimdi yapmamız gereken bu ikisi bulmak sadece. Bu sıfır şunu götürsün. Bu sıfır da bunu götürsün. X 25 çarpı 3'e eşit. Yani demek ki 75 gram tuz varmış bunun içerisinde. 250 gramın 75'i tuz olacak ki kütlece %30 olabilsin. Veya yine basit bir oran orantı hesaplayalım. Şimdi bize demiş ki 250 gramlık çözeltinin kaç gramı tuz olacak değil mi? Bunu bizden bulmamızı istiyor zaten. Ve diyor ki 100 gramlık çözeltinin 30 gramı tuz ise ya da bunları tabii alt üstü farklı değiştirerek de yazabiliriz. Buradan e, soru işaretini bulalım diyor. Yine aynı şekilde 75 gram olduğunu buradan da kolaylıkla hesaplayabiliriz. Ki zaten aynı hesaba gelecek. <gülüyor> Peki <gülüyor> bir çözeltiye madde eklersek veya çıkarırsak bunun derişim üzerindeki etkisi nasıl olur? Bununla ilgili hesaplamaları nasıl yaparız? Mesela bize başlangıçta bir çözelti verir. Dersi bunun içerisine su ekledik ya da tuz ekledik ya da suyu buharlaştırdık. Bu etki sonucunda derişimdeki değişim ne oldu? Arkadaşlar bunları çözmek için yapmamız gereken en doğru yöntem elimizde en başta ne kadar tuz ne kadar su var bunu belirlemek olacak. Şimdi yüzde 40 tuz içeren 150 gram tuzlu su diyor değil mi? Yani bize az önce yaptığımız formülden ilerleyecek olursak yüzde 40 paydaya pay kısmına tuzun kütlesini yazacaktık. Onu bilmiyoruz. Toplam kütlenin 150 olduğunu söylemiş bunu yüzde çarptığımız zaman e, biz zaten elimizdeki değeri bulacağız. Yani şu sıfırlar gitsin, bu sıfır da bununla gitsin. x eşittir. 4 x 15'ten 60 olarak buluruz. Demek ki bizim elimizde şimdi tuzun kütlesini, suyun kütlesini ve toplam çözelti kütlesini şöyle ayrı ayrı yazacak olursak. Demek ki 60 gram tuz var. E toplam kütlenin 150 gram olduğunu biliyoruz. Demek ki geri kalan 90 gramı da suymuş. Şimdi başlangıçta elimizdeki miktarlar bunlar. 150 gram su eklersem ne olur? Şimdi aynı şekilde tuzun kütlesi, suyun kütlesi ve toplam kütle diyecek olursak arkadaşlar. Şimdi tuzun kütlesi değişmedi öyle değil mi? 60 gram da yine 60 gram olarak kalacak. 150 gram su ekledik. 90 gram vardı zaten. Bir 150 daha eklediğimiz zaman 240'a çıktı. Dolayısıyla da toplam kütle 300 oldu. Şimdi benim 150 gram suyu eklediğim andaki durum bu. Kütleci yüzdeyi nasıl buluyorduk? Tuzun kütlesini alıyoruz toplam kütleye bölüyoruz ve yüzle çarptığımız zaman biz kütleci yüzde derişime ulaşıyoruz. Yani şu sıfırlardan kurtulduğumuz zaman kütleci yüzde yirmi olduğunu anlamış oluyoruz. Bak zaten <laughs> toplam kütleyi iki katına çıkardığımız için derişimin yarıya düşmesini bekliyorduk. Şimdi 50 gram tuz eklersek bak başlangıçta ne vardı? 60 gram tuz vardı. 50 gram tuz ekledim 110'a çıktı. Suyun kütlesi değişti mi? Suyun kütlesinde değişen bir şey yok. Hala daha 90 gram su var. Ve toplam kütle 150 idi. Biz 50 gram tuz eklediğimiz için ya da şu ikisinin toplamından ilerleyebiliriz. Toplam kütle 200 grama çıktı. O zaman yeni orantımız nasıl olacak? Bizim 110 gram çözünen maddemiz var. Toplam kütlemiz 200 gram ve bunu 100 ile çarptığımız zaman yeni kütlece yüzde derişime ulaşacağız. Yine şu sıfırlardan kurtulalım. 110 bölü 2'den kütlece yüzde 55'lik bir derişime ulaştığımızı hesaplarız. Veya 50 gram suyu bu defa buharlaştırıyoruz. Ortamdan uzaklaştırıyoruz. Şimdi tuzun kütlesinde değişen hiçbir şey yok. 60 olarak kalacak değil mi? Suyu buharlaştırdığımıza göre arkadaşlar e, toplam 90 gram vardı. 40'a düştü suyun kütlesi. Toplam kütle de e, 150 idi. Biz buradan 50'yi uzaklaştırdığımıza göre 100 gram toplam kütle kaldı. Zaten su ve tuzun kütlelerini topladığımız zaman da bu değere ulaşırız. Yapacağımız neydi? Tuzun kütlesini aldık, toplam kütleye böldük ve bunu 100 çarptığımız zaman zaten doğrudan kütlece %60'lık olduğunu hesaplamış olduk arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz böyle bir soru karşımıza geldiği zaman başlangıçta neler var ve ekleyip çıkardığımız zaman son durumda neler olacak buna göre hesabımızı tekrardan belirliyoruz. Peki birbirinden farklı iki karışımı Aynı kabın içerisinde karıştırırsak bunun sonucunda neler oluyor? Yani su ya da tuz eklemiyoruz da ikisini birden ekliyoruz gibi düşünebiliriz burayı. Arkadaşlar şöyle basit bir formülle çözebiliriz bu soruyu. Yani kaç tane çözelti birbiriyle karıştırıyorsa karıştıralım. Kütleleriyle kütlece yüzdelerini birbiriyle çarpıp hepsini topladığımız zaman son durumdaki kütleyle son durumdaki kütlece yüzdenin çarpımına bize e, vermek zorunda olacak. Eşitliğin karşı tarafını bu şekilde hesaplamış olacağız. Hemen basitinden girelim soruya o zaman. 200 gram kütlece yüzde 40'lık çözelti. Bak denklem bize ne diyor? Al bu 200'ü 40'la çarp diyor. Artı 300 gram yüzde 60'lık çözelti. Bu 300'ü al bir de 60'la çarp. Sonrasında da diğer tarafa ne yazacağız? <laughs> Bulmamız gereken son yüzde değeri çarpı son toplam kütle. E 200 gramla 300 gramı toplarsam 500 gramlık bir <laughs> Çözelti elde edeceğim. Yani son durumda 500 olması gerekiyor. Şimdi hiç zorlamadan kendimizi şu sıfırlardan kolaylıkla kurtulabiliriz. Dolayısıyla 80 artı 180 eşittir 5x e eşit olmuş oldu. Yani 265x e eşittir dedik. Dolayısıyla x ne oldu arkadaşlar? 52 olarak karşımıza çıktı 260 bölü 5'ten. Demek ki 52 gram şey pardon kütlece %52'lik yepyeni bir çözelti elde etmiş olacağız. Başka bir çözüm yöntemi nasıl uygulayabiliriz buraya? Aslında işin özünde ne vardı arkadaşlar? E, bu yeni oluşan karışımdaki toplam tuz kütlesini toplam kütleye bölüp yüzle çarptığımız zaman biz kütlece yüzde derişimini bulacaktık. O zaman her bir çözeltiden <laughs> kaç gram tuz geliyor onu hesaplayalım. Bak 200 gramın yüzde 40'ı tuzmuş değil mi? Sadece buradan 80 gram olduğunu söyleyebiliriz. 300 gramın yüzde 60'ı tuzmuş. <laughs> Dolayısıyla 300'ün yüzde 60'ı yani 180'in buradan geleceğini biliriz. Paydaya ne yazacağız peki? Toplamda 500 gramlık bir çözelti olacak ve bunu yüzde çarptığımız zaman e, biz yine aslında çözeltinin kütlece yüzde derişimini bulacağız. Ve bu bizi yine aynı yere götürecek kütlece yüzde 52'lik bir çözelti elde etmiş olacağız. Peki bu soru yani karışımların karıştırılması farklı nasıl gelebilir? Bize son durumdaki kütlece yüzdeyi sormaz da onu verip Başka bir değeri sorabilir. E formül değeri ne yazdığımız zaman hepsi karşımıza çıkacak zaten arkadaşlar. Mesela ne demiş? %20 tuz içeren 200 gramla %40 tuz içeren M gram. Bu defa çözeltilerden birinin kütlesini bize vermemiş. Onu bulmamızı istiyor. Ama neyi vermiş? Son durumda elde ettiğimiz çözeltinin kütlece yüzde derişimini vermiş. Formülde ne yapıyorduk arkadaşlar? Diyorduk ki 20 ile 200'ü bir çarpalım. Artı diğerinin kütlece yüzde derişimi 40'mış ama kütlesi M'miş. Onu da yerine yazdık. Eşit olmak zorundaydı. Son durumdaki kütlece yüzde yani 32 çarpı son durumdaki toplam kütle. Şimdi 200 gram birinden aldık, m gram da birinden aldık. O zaman 200 artı m bizim son durumdaki toplam kütlemiz olacak bu çarpımı eşit olmak zorundaymış. Şimdi hemen işlemleri yapacak olursak buradan 4000 gelecek artı 40 m gelecek eşittir diyeceğiz. Şu 32 parantez içerisinde dağıtalım. 6400 artı 32 m e eşit olmak zorunda. 32 m aldık bu tarafa 8 m kaldı. 4000 de bu tarafa aldık 2400 kaldı. Demek ki m değeri 2400 bölü 8'den 300 gram olmalıymış arkadaşlar. Basitçe yeter ki denklemde doğru yere doğru şekilde yazalım. Denklemi çözdüğümüz anda sonuca ulaşmış olacağız. Hacimce yüzde derişime gelecek olursak arkadaşlar aslında mantık olarak birbirine çok benzer iki yorumda bahsediyoruz. Formül de gördüğünüz gibi aynı. Sadece az önce kütle kullanıyorduk. Burada hacim kullanıyoruz. Dolayısıyla hacimce yüzde derişim çözünen hacmi bölü çözeltinin toplam hacmi çarpı 100 olacak. Yani aslında şöyle değerlendirebiliriz. 100 mililitrelik bir çözeltideki çözünen maddenin hacmine biz hacimce yüzde derişim adını vereceğiz. Ama burada şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Soru olarak da genellikle karşımıza bu gelecek arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunu diye bir kanun var. Ama hacmin korunumu diye bir kanun yok arkadaşlar. Dolayısıyla sen kütlece yüzdesini bildiğin bir çözeltiye hazırlamak istiyorsan atıyorum 20 gram tuzun üzerine 80 gram su eklediğin zaman evet kütlece yüzde 20'lik bir çözelti elde edersin ama... 20 gram 20 mililitre alkolün üzerine 80 mililitre su eklediğin zaman bu hacimce yüzde yirmilik olmaz. Çünkü toplamları 100 mililitre olmak zorunda değil tamam mı? Bu yüzden nasıl hazırlarsın hacimce yüzdesi bilinen bir çözeltiyi? Sen 20 mililitre alkolü alıp üzerine hacim 100 mililitreye tamamlanana kadar su eklersen işte o zaman hazırladığın çözelti hacimce yüzde yirmilik bir çözelti olur. Ama hazırlanma konusunda böyle önemli bir fark var. Kütlece yüzde ve hacimce yüzdesi bilinen çözeltilerde. Şimdi o zaman sorulara geçelim artık. 45 mililitre alkol içeren 80 mililitre alkol suç çözeltisinin hacimce yüzde alkol derişimini hesaplayın demiş. Hesabımız oldukça basit. Yine aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Hacim 45 mililitreymiş alkol için ve toplam hacim 80 mililitreymiş. Ne yapıyorduk? Bunu yüzde çarptığımız zaman doğrudan zaten bulacağımız şey aslında hacimce yüzde derişim olacak. Bu da 56.25'e eşit olacak zaten. Veya bir diğer soruda 300 mililitre alkolün hacmi saf su ile 1 litreye tamamlanırsa bak tamamlanırsa dediği zaman gerçekten de hacimce yüzde derişimi bilinen bir çözelti hazırlamış olacağız. Ama sorunun kökü şu olsaydı 300 mililitre alkolün üzerine 700 mililitre su eklenerek hazırlanan çözelti deseydi bu çözeltinin hacimce yüzde derişimini bilmiyoruz diyecektik. Çünkü toplamları 1 litreyi vermek zorunda değil hatta veremez diyeceğiz tamam mı? Yapacağımız ne o zaman? 300 mililitrelik bir alkolümüz var paydada ne var peki 1 litre dolayısıyla bunu mililitreye çevirmemiz lazım yani ikisinin birimi birbiriyle aynı olacak ki biz doğru işlemi yapabilelim ve bunu yüzde çarptığımız zaman bulacağımız değer bize hacimce yüzde derişimini verecek ve tabii ki şu sıfırlardan kurtulduğumuz zaman da yüzde 30'luk bir çözelti hazırladığımızı anlamış olacağız. hacimce yüzde ile ilgili sorularda arkadaşlar bize yoğunluk verip kütleyle ilgili de yorum yapmamızı isteyebilir. Bak eğer yoğunluk varsa hemen aklımız o soruyla ilgili şu formülün gelmesi gerekecek. Kütle demek yoğunlukla hacmin çarpımı demekti tamam mı? Bu soruda bir yerlerde bu formülü de kullanmak zorundayız tamam mı? Şimdi gelin. 200 mililitre hacmindeki bir çözeltinin hacimce yüzde kırıklık olduğu bilindiğine göre kaç gram alkol içerir diyor. Bak birimlere çok dikkat. Bize e, hacimce yüzde derişim vermiş. Hacmini bulduracak. Oradan ama kütleye gitmemiz gerekecek. O zaman ne yapıyoruz? Önce bir elimizdeki alkolün hacmini buluyoruz. Tamam mı? Şimdi yüzde kırklıkmış. Yani 40 eşittir diyeceğiz. Hacmi bilmiyoruz. Onu bulmaya çalışıyoruz. Böyle toplam hacmi biliyoruz. 200 mililitre. Burayı yüzle çarptığımız zaman zaten sonuca gidiyorduk. Dolayısıyla x eşittir. Şu sıfırlardan kurtuluruz. 40 çarpı 2'den 80 ama neyi bulduk biz? Hacmi bulduğumuza göre bunun birimi mililitre olacak. Bizden gramı istiyordu. O zaman bu formül devreye girecek arkadaşlar. M eşittir. E, yoğunluk. Yoğunluğu 0.8 vermişti bize. Çarpı hacim. Hacmin de 80 olduğunu biliyorduk. Onu bulduk zaten. Dolayısıyla bu çarpımı bulmamız yeterli olacak. Yani bizim elimizdeki alkolün kütlesi 64 gramdır diyeceğiz. Geliyoruz bir diğer derişim birimi olan PPM. E. Arkadaşlar bununla ilgili... E, sayısal hesap sorusu karşımıza şimdilik çıkma ihtimali çok yüksek değil. Ama tanımını bilmemiz çok önemli arkadaşlar. Diyeceğiz ki bir kilogram çözeltide yer alan çözünen maddenin miligram cinsinden miktarına PPM denir. Yani o zaman bu derişim birimini ne zaman kullanacağız? Bak kilogramlık çözeltide miligramlık çözünene bakıyoruz. Yani derişimi çok çok küçük olan e, çözeltilerde biz bu derişim birimini kullanacağız. Formül olarak ne diyeceğiz peki? Yani yukarıdaki tanımdan yola çıkacak olursak kilogramla miligram arasında 1 milyon fark olduğuna göre yani kilogram miligramın milyon katı büyüklüğünde bir derişim olduğuna göre çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi yine toplam kütleyi 10 üzeri 6 ile çarptığımız zaman bu defa onun ppm karşılığını bulacağız. Ama neye dikkat edeceğiz? Burada çözünen ve çözeltinin aynı derişim birimine, aynı kütle birimine sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor ki 10 üzeri 6 ile çarptığımız zaman doğru sonucu alalım. Veya bir diğer yöntemimiz de çözünen maddenin kütlesini soru ne verirse versin miligrama çevirip çözücü ve çözeltinin toplam kütlesini kilograma çevirirsek bunlar arasındaki oran bize doğrudan ppm verecektir. Çünkü tanım diyor ki 1 kilogramdaki çözünen maddenin miligram karşılığı. Hemen o zaman bir soruda bunu denetleyelim. 2 gram kalsiyum içeren 200 gramlık bir çözeltinin derişimi kaç ppm'dir diyor. Bak birime baktık ppm istiyor. O zaman ne diyeceğiz? Her ikisi de gramsa doğrudan bunlar arasındaki orana bakarım. Yani 2 bölü 200 bunu alıp 100 ile çarpsaydım bana kütlece yüzde derişimini verecekti değil mi? Yani kütlece yüzde birlikmiş o zaman bu. Ama 10 üzeri 6 ile çarparsam ppm'i verecek. O zaman bak sadece şuradan şunu anlarız arkadaşlar. Sen bir çözeltinin kütlece yüzde derişimini biliyorsan bunun 10 bin katı yani 10 üzeri 4 katı sana onun kaç ppm olduğunu verecektir. Çünkü yüzde çarparsan kütlece yüzde derişimi 10 üzeri 6 ile çarparsan ppm karşılığını bulmuş olacaksın. Dolayısıyla buradan ne gelecek 10 bin ...PPM olduğunu hesaplamış olacağız arkadaşlar. Kütlece yüzde derişimi birdi. Yani yüzde sadece bir içeren bir çözelti. Oldukça düşük bir derişime sahip. Ama 10.000 PPM gibi bir karşılığa sahip. Yani PPM e, çok çok küçük derişimler ölçtüğünü buradan da kanıtlamış olduk. Veya şu hesaba girecek olursak. Bak ne yapıyoruz? Bize kalsiyumun 2 gram olduğunu söylemiş ya. Bu kaç miligramdır? Tabii ki 2.000 miligramdır. Paydaya ne yazıyoruz peki? Toplam kütlenin kilogram karşılığını söylüyoruz şimdi. 200 gram sadece 0,2 kilogramdır. Dolayısıyla bunlar arasındaki oran yani 10.000 bize bunun ppm karşılığını verecektir. Bak aynı sonucu bulduk. İstediğimizi kullanabiliriz uygulama olarak. Derişimler günlük hayatta karşımıza nerede çıkıyor? Sadece kütlece yüzde, hacimce yüzde olarak mı var peki? Şimdi derişimi tanımlarken dedik ki bir karışımdaki çözünen maddenin toplam oranına ya da çözücü oranına e biz derişim diyoruz. Dolayısıyla mesela herhangi bir gıda maddesi aldığımız zaman bunun üzerinde yazan şu değerler bize aslında o maddelerin derişim değerlerini vermiş olacak. Bak ne diyor bize? 100 mililitresinde yer alan enerji. Bu demek ki bir oranı vermiş oldu. E aslında bir derişim verdi. Ya da yağın gram karşılığı 100 mililitresinde 1.4 gram yağ varmış bu besin maddesinin. Dolayısıyla yağ ait derişimi buradan hesaplamış oluyoruz. Ya da 100 mililitresinde yer alan e diğer değerler belli bir miktarın içerisinde yer alan farklı miktar birimleri bize her türlü derişimi vermiş olacak. Ya da gidip bir kıyafet aldığımız zaman kıyafetin etiketinde bak %100 polyester yazıyor. Bu ne demek oluyor? Aslında onun derişimini tamamen polyesterden oluştuğunu yani o kıyafeti, o giyim malzemesini oluşturan maddelerin oranlarını bize vermiş oluyor. Mesela yüzde 50 akrilik yazsaydı, demek ki yüzde 50'si akrilikmiş geri kalan kısmı başka e, maddelermiş diye yorum yapabiliriz. Bunu gıda maddelerinde, ilaçlarda e, veya giyim malzemelerinin hepsinde görebileceğimiz oranlar bize aslında onunla ilgili derişimi veriyor. Mesela kolonya aldın, kolonyanın üzerinde 80 derece yazıyor, öyle değil mi? Bu aslında hacimce yüzde seksen alkol içerdiğini bize söylüyordur. Dolayısıyla bu da bir derişim birimidir diyeceğiz. O zaman neler öğrendik şöyle baştan sona bir özetleyelim. Bir çözeltide çözünen madde oranını veren ifadeye biz derişim diyoruz dedik arkadaşlar. Tanım çok önemli. Derişimi yüksek olan çözeltilere derişik düşük olanlara da seyreltik diyoruz dedik. İki çözeltiyi birbiriyle karıştırırken ve karşılaştırırken kullandığımız yorum bu olacak. Bir çözeltinin 100 gramında yer alan maddenin gram cinsinden kütlesine kütlece yüzde 100 mililitresinde yer alan çözü çözünmenin e, mililitre cinsinden hacmine ise hacimce yüzde derişim oluyor dedik. E, PPM de. Ee, çok çok küçük derişimlerde kullandığımız derişim birimidir demiş olduk arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi asla ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde yine tam da burada tekrar görüşmek üzere.